işte patronunun müsnadini çalışma masasını görüyoruz şu an. Aşağı düşüyor. Demin çekmiş olduğum Atatürk'ün emriyle gelen makineler bunlar. Aa, kendi sandalyesi bakalım, çok güzel. Kazanımız var. Kazanıyla. Bakın. Evet. Bakın. Mühürünüz. Aa, bu benim mühürüm oldu evet. Arkadaşlar. Bakın kurşun kazanı var. İlk defa görüyorum ben de. Evet. Şimdi tek tek galiba harf harf diziyorlar. Cumhuriyeti ilanından sonra Atatürk'ün teklifiyle. Burada olmaz. Mesele şu. Burada yazı yazılan her yer buraya satır olarak düşüyor. Yeni Gün gazetesinde baş yazılarını hep düşman yıkıldı, yıkılmalı diye bitirdi. 1922 yılında Sakarya Meydan Savaşı kazanıldığında okurları Yeni Gün gazetesi matbaası önünde buluşup düşman yıkıldı diye sevinçle haykırarak Yunus Nadi'yi alkışlamışlardı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ilanından sonra Atatürk'ün teklifiyle ve Hakimiyet Milliye ve Yeni Gün gazetelerinin birleşmesiyle doğan Cumhuriyet Gazetesi arşivindeyim. Burası aynı zamanda gazetenin geçmişinde kullandığı eşyaların bulunduğu bir çeşit bir nevi müze aslında. Cumhuriyet Gazetesi 1924 yılında Yunus Nadi tarafından kurulduğunda Cağaloğlu'nda Pembe Konak'taydı. Fakat şu anda Şişli'deyiz. Şişli'de binasına gazete yaşamına devam ediyor. Ve biz şimdi geçmişten günümüze Türk basın tarihinde önemli rol oynayan Yunus Nadi'yi ve gazetesini o günden bugüne yayın hayatına devam eden Cumhuriyet Gazetesi'ndeki müzesini gezeceğiz. Yunus Nadi'nin çalışma masasını görüyoruz şu anda. Öyle değil mi? Evet. Doğru evet. Bey. Şimdi burası, peki bu sandalye de o zaman da kendi sandalyesi. Aa, kendi sandalyesi evet. Bakın çok güzel. Bir gazete patronu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine katkıları olmuş bir insanın şu anda bu zamanlar kullandığı eşyaları da görüyoruz. Pembe Konak'tan geldi muhtemelen bunlar. Evet, bak orada da orada var. Da kıyafetlerini de yine burada eski gazete patronunun anısına kıyafetleri, fotoğrafları, üstleri de saklanıyor. Eşyaları da var. Burada bir smokin mi var acaba? Evet. Müsaadenin eşyaları diye geçiyor. Burada aldığı madalyalar var. Kendisi eskiden mebus da olduğu için yani milletvekilliği de yapmış. Müsaade 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in kurulduğunu bildiren anayasa değişikliğini anayasa komisyon başkanı sıfatıyla meclisten duyuran okuyan kişi aynı zamanda. Burada onun yeni Cumhuriyet Gazetesi'nin bastığı evet, ansiklopediler var. Ansiklopediler. Artık günümüzde çok fazla ansiklopedi evde bulundurulmuyor ama bu ansiklopediler gerçekten bir zamanlar bulunmaz hazineler bunlar. Bulunmaz hazinelerdi. Yani internette ulaşacağımız herhangi bir bilgiden çok daha sağlam ve güvenilir kaynaklardı, öyle diyebiliriz. Burada yine gazete yazarlarının köşeleri var. Oktay Ekinci'nin köşe burası. Evet, bayağı. Evet. Evet, 1963 senesinde. 1963 senesinde Sivas Akıncaları Urunca köyünden İstanbul'a geldim. Hı hı. Tercüman gazetesinde çıraklığa başladım bu meslekle ilgili. Hı hı. 69'a kadar Tercüman gazetesinde çalıştım. 69'dan sonra askere gidip geldikten sonra bu gördüğümüz Junotip makinelerin Türkiye ünveselinde montör olarak çalışmaya başladım. Hı hı. Aynı zamanda Cumhuriyet'te istediler beni maaşlı. Ben piyasada daha iyi olduğu için işler gitmedim yani. Piyasada devam ettim. Her sabah saat 9'da geliyordum. 12'ye kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde bu makineden 13 tane vardı. Gazeteye giderdim. Makinelerde bir arıza varsa arızasını giderirdim. Yoksa bile 12'ye kadar orada beklerdim.
Zaten onda falan gelirdi operatörler, işbaşı yapardı. Makinelere çalışırlar, bir sorun yoksa devam eder giderdim. Piyasadaki işime giderdim ben. Cumhuriyet'te başlamanız yani hangi yıl oldu? Kaç yıl 70. Oldu? 1970 yılı. Oo, bayağı evet. Eski yine. 1970. 1983 senesine kadar bu makinelerle bugünkü bilgisayarın yapmış olduğu işlemler yapılıyordu. 83 senesinde ofsete geçmek zorunda kaldı gazete. Geçmek istemiyorlardı ama İzmir'de, Ankara'da, Trabzon'da, Erzurum'da bastıracak makine bulamadılar rotatif. Çünkü tüm gazeteler ofsete geçmişti, pardon. O vesileyle mecburen ofsete geçtiler. Cumhuriyet gazetesinde makineler 13 tane vardı demiştim. 12 tanesini satmışlar. Tabii biz o zaman işim olmayınca gazeteye pek gitmiyordum. Ancak arkadaşları falan ziyarete giderdim. Bu makineyi ayırmışlar. Bu makineyi ayıran da Hüseyin Gürer abimiz vardı. Bu bak şu resimler istersen göster. Bak sandalyede oturan. Evet. Şu abimizdir. Kalpaklı o, abi değil mi? Ha, yok, kalpaklı operatör. Ha bu operatör? O Hüseyin Gürer. Aynı zamanda bu da sizsiniz. O biziz. O biri de Yörük Matbaasının sahibiydi. Evet. Burada buluşurlardı. Seneye buluşalım dediler. O sene ikisi de vefat etti. Kısmet olmadı. O Hüseyin abiden bahsediyorum. Evet. Hüseyin abi buradaki malzemeleri ayırmış. Makineyi de ayırmış. Neden kafasında, ayırmış? Neden ayırmış? İşte böyle bir şey müze kurmak için. Bir parçası olsun kalsın evet, demiş herhalde yani, değil mi? Evet. Ayırmış. Beni çağırdı. Çek sen buraya ne zaman geliyor? 2008, 2007 buraya gelişleri. Bu binaya taşınma 2007 mi oldu? 2007, 2008 ölümleri 2008'de 2007'de çağırdı herhalde öyle tahmin ediyorum. Bu makineyi kapıya kurduk. Hani görünüm. Dedim Hüseyin abi burada bu makine paslanır. Evet. Gerçekten de 2-3 ay sonra makine paslanmaya başladı. Etrafını falan kapattılar ama çalışmayan demir pas tutar hikayesi. İçeriye alabilir miyiz dedi. Aldık. Burada çalışmaya başladık. Rahmetli baş yazarı Uğur Mumcu bak biz şey yaptık da İlhan Selçuk abi dedi aşağıda makine çalışsın. En azından haftada bir gün gelsin de otursa bu makineyi çalıştırsın dedi. Ve ondan sonra ben her hafta çarşamba günü buraya geliyorum. İşte makineyi kurduk. Buraya geldiler açılışını yaptılar. Hatta o açılışını yaptıkları zamanki şu görmüş olduğunuz resmi görebiliyor musunuz? Görüyorum. Bunu işte bak. Velhasıl gelip çalışmaya başladık. Hüseyin abiden bahsedeyim biraz. Hüseyin abi Gürer, onun dedesi Atatürk'ün yaveri. Evet hangisi? Aynı zamanda. Atatürk'ün yaveri Abbas Gürer. Abbas resimde Gürer. Burada bak şu resimde Abbas Gürer. Hangisi? Abbas Gürer şurada Abbas Gürer 17 numara. Şuralarda bir yerde işte onu ben tek. Bu resimde bulunuyor bu, yani. Bu resimde tabii bu resimde. Şu valizler de Abbas Gürer Bey'in valizleri bak tahta, bunlarda. Tahta valizler bunlar. Evet bunlar da. Cumhuriyet'in. Atatürk'ün elbiseleri hani yaveri olduğu için. Atatürk'ün yaveri olduğu için. Yaveri olduğu için elbiselerini taşıdığı özel malzemelerini falan taşıyan valizler bunlar. Evet bunlar kocaman iki tane tahta sandık gibi valizler. Bunları işte buraya getirdik. Buraya geldiğimizde ben öğrenciler geliyordu. Öğrencilere anlatmak için böyle göstererek bir şeyi anlatmak daha etkili. Daha etkili oluyor. Makineyi çalıştırıyoruz ama sayfa nasıl diziliyor, nasıl basılıyor, nasıl hazırlanıyor diye öğrenciler soru sorardı. Ben Topkapı'da bu çerçeveyi aldım bir matbaa makineleri getiren bir abimiz vardı ondan. Sayfayı yaptırdım bu sayfayı. Prova tezgahını hurdadan aldım. Biraz anlatırsanız prova tezgahında mesela ne oluyordu? Prova tezgahında ne oluyordu? Şimdi yazı verdikleri zaman mesela yazı işlerinde müretip, ser müretip derdik. Bu makinelerde çalışan müretiplerin falan ustasına ser müretip derdik. Ser müretip o şeyi, yazıyı mesela diyelim ki bir esas yazının normalini operatörlere verirdi. Operatörlere
başlığını da başlık makinesine onun numarası verir. Mesela 5 numara yazı, 5 numaranın da başlığı 5 numaradır. Başlık makinelerimiz vardı bizim ayrı zamanda, başlık makinelerimiz. Bakın burada şimdi, şimdi Davut prova abimiz, tezgahı ne işe yarar diyorsun? Bir saniye, o mürekkepli bir... Bu mermer bu. Mermer bu, mürekkep bu. Bu şey mürekkebi bu da, tipo mürekkebidir. Tipo? Ha, tabii, ayrı tipo mürekkebi ayrı, offset mürekkebi ayrı. Yani her mürekkep bir değil. Buradan mesela çıraklar bunun provasını çeker. Evet. Bunu yaz işlerine götürürdük. Yani yazdıkları bir haberi, öyle mi? Tabii dizilen bir yazı, şunu bir haber olarak düşün. Evet. Bunu yaz işlerine götürürdük. Bakın bak, böyle yazı oldu, gördünüz mü? Yeri tahsih yapardı, müsahiler bunu okurdu. Burada hangi satırda yanlış varsa, o satır değiştirilir, sayfaya konulurdu. Tamam. Cumhuriyet Gazetesi'nin... Cumhuriyet'in burası, Cumhuriyet'in. Evet, evet. Cumhuriyet'in mesela gazetenin nasıl hazırlanışını ben size bak yazışları. Tamam. Haber yazışlarına geliyor. Tamam. Yazışlarından dizgiye geliyor. Dizgi kısmı. Evet. Dizgi kısmına geliyor. Kısmı. Dizgi kısmından mürettiphane kısmına geliyor. Mürettiphaneden rotatife gidiyor. Evet. Evet. Rotatife gidiyor. Rotatif makinamız da bak. Rotatif makinesi baskı burada. Makinesi. Tabii baskı makinesi. Hı hı. Baskı makinesi. Albert diye makinesi. Bir markaymış. Bakın orada kocaman yazıyordu. Evet. Buradakiler Türk değil mi yine? Cumhuriyet Gazetesi çalışanları. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi çalışanları değil. Hüseyin abi yerde bir resim bulmuş. Onları Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları bak burada. Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını görelim. Orada geçmişte çok eski zamanlarda dizgi dairesi. Evet. Eskiden gazeteler şimdiki gibi teknolojiye sahip olmadığı için bayağı aşamalı bir süreç yaşıyorlardı. Şimdi gazeteden, gazetecilerin hazırladığı haberler burada matbaaya geliyordu. Burada bir küçük matbaa var aslında. Geçmiş zaman matbaası. Burada linotip dizgi makinesi var. Burada Davut abi, burada yazıyorlardı öyle mi? Gazetecinin getirdiği. Bu makinede yazıları dizerdi. Gazeteci dizme dedikleri şey gazetede yazılan haberler makinede tekrar yazılıyordu. Daha sonra ne yapıyorlardı? Mürettiphaneye, mürettiplere gidiyor. Provasını çekiyoruz. Yanlışı doğrusu varsa onu gideriyoruz. Ondan sonra mürettibe gidiyor. Mürettip nedir? Mürettip sayfayı düzenleyen insan, ustalara mürettip derlerdi. Tamam. Hurufat yazılarını dizen insana mürettip derlerdi. Bunları şimdi tek tek galiba harf harf diziyorlardı eskiden. Şimdi tek tek dizilenler bunlar bakın görüyor musun? Bak yani 10 puntu, 12 puntu, 18 puntu. 72 puntu. Yani burada ne görüyoruz arkadaşlar? Şimdi bilgisayardan basit bir şekilde puntu ayarı yapıyoruz. Zamanında bunlar için tek tek harfler diziliyordu. Puntolarına göre ayrılmış. Tekrar her gün değişiyordu. Evet. Bu. Bir daktilo gibi. İstersen. Bir çalıştıralım abi. Burada diziliyordu. Burada linotape'çi mi deniyordu onlara? Dizgici mi deniyordu? Burada çalışanlara operatör diyorlar. Operatör. Operatör tamam, diyorlar. Tamam. Çünkü burada çalışanlara operatör deniyor. Bakın dizgi nasıl çalışıyor. Bunu gönderiyorum. Şimdi bakın. Burada bakın ne kadar değişik. Bakın burada baskı yapılıyor. Geliyor buraya geliyor. Tamam. Elin yanmasın. Sıcak basırlar. Bakın bir tane daha gelecek şimdi. Bak bir tane daha geldi. Burada şimdi operatör arkadaşımız buradaki haberi yazıyor. Buradaki haber mürettibe gidiyor. Mürettip sayfayı yapıyor. Bakın burada yazılıyor. Yazılan Bastı. Basılıyor. Basılanlar. Burada kurşun kazanımız var. Kurşun kazanıyla. Bak satır çıktı. Bakın. Bak burada da kurşun kazanımız var. Bakın kurşun kazanı var. İlk defa görüyorum görüyor ben de. Görüyor musun? Evet. 280-300 derecede erir o kurşun. Bu kurşunu her gün mesela sayfamızı dağıtırdık. 100 kilo kurşunun olsa senede %10-15 fire verir. Yani daha masrafsız bir sistemli tipo ama. Evet.
fazla şeyli olmazdı yani. Hı-hı. Renkli falan gazete basımı pek olmazdı. Ama burada mesele yani. Şu, burada yazı yazılıyor yani, gelen haber burada yazılıyor. Burada makine içerisinde kurşun, küçük kurşun levhalara kaydediliyor değil mi abi? Şimdi, basılıyor. Şimdi şöyle bak. Anlatırsanız ben de bakayım şuradan da. Hilal değil mi? Evet, Hilal. Şuradan. Evet. Şimdi Gülay Hanım bakın. Buradan. Bak bu, bunların ismine matris diyoruz. Matris. Evet, bunların ismine matris diyoruz. Evet. Bu matrisler, bu mağazada 1500 tane var. Evet. Gördüğün gibi mağaza evet. Diyoruz. Şura şu düz sistem var ya. Ha buraya da mağaza diyoruz. 1500 evet. Tane var orada bak. Evet. Bunu okuyabiliyor musun? Evet. Şöyle bakalım. Bak. Evet. Şöyle yapalım nasıl? Şöyle. Evet. Sonra da bu bunlar bu da espas. Espas. Espas kelimeleri ayıran klavyeden bildiğimiz bu evet. Ayıraç, yani espas. Espas kelimeleri ayıran şeyimiz, evet. Parçamız. Evet. Bunu şimdi göndereceğim. Evet. Satır olarak buradan çıkacak bu. Evet. Mesela. Ve yazılan her gün işte içeride o aşamalardan geçip buraya satır olarak düşüyor. Gönderdi. Evet. Pistonumuz bastı. Evet, bakın. Piston bastı. Buraya çıktı. Şimdi satır buraya geliyor. Şuraya bakın, makine nasıl bak. Çalışıyor. Çıktı. Evet. Ben sizi bir de şeye, makine pistona... Çıktı. Bırak, bırak. Ha. Yeni şey yapma. Bir şey yapma. Bu kestiğiniz şey nedir? Bunun adı kopar. Evet. Bakın Gülay. Oo. Sıcak ya, sıcak. Evet ha. Sıcak hala arkadaşlar. Bakın evet, sıcak sıcak öğreniyoruz ya, geçmişteki matbaa işlemini. Bak bunu diyelim bir haber olarak düşün. Evet. Böyle tek bir satır değil de haber olarak. Provasını çekiyoruz. Evet. Bakın. Adımı da yazdık. Eski bu usulle. Bu sizin mühürünüz. Bu benim mühürüm oldu evet. Arkadaşlar. Teşekkür ederim Davut Bey. Evet. Sağ olun. Siz şöyle gelin bak. Tamam. Şuraya çıkın. Çıkın. Ben matris göndereceğim. Yukarıdan dağıtım sistemini görüntüleyeceğim. Buradan mı? Bundan tutma yavrum. Ha, tamam. Ha, ben gönderiyorum. Tamam. Bakın şimdi. Bakın geldi. Görüyor musunuz? Buradan çıkıyor, çıkıyor. Şurada çalışıyor gördüğünüz gibi. Uuu çok acayip. Aşağı düşüyor. Demin çekmiş olduğum. Evet. Evet. Dudağında abimiz. Tamam. Teşekkür ederim abi. Evet. Buradan düşüyor ve sonra benim elimdeki gibi mühür oluyor. Bakın benim adıma bir mühür oldu.
Harika. Bu makinenin de tarihçesini. Evet. Burada da O kurşun. Yani kurşun. Bunun ismine palamut diyoruz. Palamut. Bu her hareketinde az az aşağı iner bu. Evet. Yani kurşun buradan atmaya gerek kalmıyor. Bunu takıyorsun. Evet. Çırak. Çok İşini güzel. Kolaylaştırıyor. Evet. Tabii. İhtiyaç halinde bu yavaş yavaş. Tabii bakın, yavaş yavaş aşağı iniyor. Gazetenin dizgisinde kullanılıyor. Bu makinenin bu orijinali değil. Bu başka bir makineden ben söktüm. Buraya yaptım ki hani gelenlere çalışsın diye, göstermek için. Olsun, teşekkür ederim. Evet. Sonra da işte dizilen, yazılan yazılar burada. Kurşunların satır satır kurşun olarak dökülüyor. Buradan alınan kurşun provası çekiliyor. Daha sonra provası çekiliyor. Prova çekildikten sonra müsaiye gidiyor. Müsaiye Türkçesi? Müsaiye dizgi. Ya dizgi değil. Yanlışı var mı yok mu? Şimdi ne diyorlar ona? Tahsiye mi diyor? Tahsiye gidiyor. Ondan sonra yazı sayfaya konuluyor. Sayfalar da eskiden böyle yine bunlarda şey mi kurşun mu başka bir şey mi? Bunun etrafı yani bunlar kurşun. Bunlar kurşun. Tabii kurşun. Kurşunlarla diziliyor zaten. Tabii. En sonunda bütün bu kurşunlar yine o kazanın içine atılıyor. Sayfa mesela bunu şunu söyleyeyim size. Bak bunun ismine de matris diyoruz. Matris. Bu kağıtlara şu dümdüz. Bunu biz kalın bir kağıt. Mesela 8 sayfa 10 sayfaydı eskiden gazeteler. Bu kağıdı ıslatırdık. Evet. Bunun üzerine koyuyoruz böyle. Onun üstüne de bu keçeyi koyuyoruz. Bu keçe de ıslak birkaç tane. Şu gördüğün şunun sırasına koyuyoruz presin. Evet. O pres basa basa buradaki yazıları çoğaltıyor. Buna çıkarıyor. Kağıda basıyor. Yani buna çıkarıyor. Fotokopi gibi yani basıyor. Bunu da getiriyoruz. Burada makinemiz var bizim. Bak burada kurşun döküm kazanı. Döküm kazanı evet. Orada döküm yapıyor. Döküm yaptıktan sonra frezesini yapıyor. Bak fazlalıklarla falan frezesini yapıyor. O frezeyi yaptıktan sonra o sayfayı getiriyoruz. Rotatif. Evet. Ve takıyoruz. Rotatife taktığımız zaman gazeteleri rotatifte peş peşe çoğaltıyor aynı, yani. Aynı şeyler burada bizim şimdi. Evet. Bu tarafa gelin. Tamam. Şurada da bakın her şey var. Aletleri bak, var. Evet. Basılmış şeyde. Evet. Kabartmalı olmuş. Kabartma. Burada da normal gazetesi. Evet. Bu ilk provası. Bu da sonra en son çıkan bir gazete. Bunlar da kalıpları. Bunlar da gazete rotatif kalıpları. Her şey bittiğinde aslında arkadaşlar bütün bu kurşunlar tekrar alınıp makineye atılıyor kazana. Evet. Ertesi gün tekrar kullanılıyor. İlden başlıyorlar. Tekrar sıfırdan yani başlıyor. Devri daim olay oluyor. Anladım. Tamam. Bildiğimiz bir matbaa aslında cihazı değil mi? Albert. Bu Albert marka. Evet. Bilmiyorum artık günümüzde bunlar kalmamıştı. Daha hızlısı gidiyor zaten bunu. Onlar bitti işte yani. Bunlar antik artık. Sonra... Ama bununla bahsettiğimiz olayda 1924'ler, 30'lar, 40'lar bunlarla geçti galiba. 1924'te sizin biraz önce Cumhuriyet bahsettiğiniz gibi gazete, Ankara'da basılan gazete Yeni Gün ismini Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber Cumhuriyet gazetesi işte kuruluyor. Atatürk'ün emriyle ilk defa Türkiye'ye bu makineler iki tane geliyor. Evet çünkü... Bu, Atatürk'ün emriyle gelen makineler bunlar. Tipo da 13 kişinin yaptığı iş orada bir kişi yapmaya başlıyor. Evet. O dönemde numayış yapıyorlar Cağaloğlu'nda işimizden olacağız diye. Anlıyor musun? Evet, İşimizden olacağız diye. Tabii her zaman yenilikler... Yeniliğe yani şey yapamıyorsun. Karşı gelemiyorsun. Aynen. En son ama çok da güzel oldu aşamaları. Evet, karşı biz bunu görmüş olduk. Bunlar. Bu da kopar dedim. Bu kopar da mesela satırları... Kurşun satırları kesiyor. Fazlalıkları... Kalıp bunlar... yaparken mesela kesilmesi gereken yerden kesiyor. Kurşun yapar. Aynen. Sayfayı düzenlerken her müretibin sayfasının yanında bir kopar vardı. Evet. Fazlalık gelen kısımlar gazetenin prova baskısı için kesiliyor yani. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Burası yarı bir müze. Cumhuriyet gazetesinin binasının en alt katında arşivle aynı odayı paylaşıyor. Arşiv servisimizde. Bu dizgi makinesi mesela bundan sonra bu icat oldu. Ha evet. Bundan sonra bu icat oldu. Lino teypten sonra. Yalnız bu makinede
satır blok yapamıyorlardı biliyorsun. Şuraların blok yapamıyorlardı. Hı hı. Kitaplar yine bu dizgiye gelirdi, bunlara gelirdi. Hı hı. Ne zaman ki blok yapmaya başladılar, blok dediğim yani böyle şu şekilde, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bu işlerin işi bitti. Bu Evet. Şöyle biraz izleyelim. Burada yine bir eski bir fotoğraf bunlar makinesi fotoğraf var. İşte Nikon yine gördüğüm kadarıyla. Bunlar film. Film cihazları. Mikrofilm. Mikrofilm. Evet. Mikrofilm makinesi bu da. Evet. Ondan sonra şurada bir şeyler var. Bu değil, bu şey yangın tulumbası. Yangın tulumbası bu. Binanın içinde belki de, değil mi? Evet. Yangına karşı mücadele. Şimdiki gibi tüp değil de o zaman tulumbalar vardı tabii. Yangın tulumbası. Burada da bakın şurada da bir var mı bir şey var? Or kuş yapmışlar da o kuşu ben hurdalıkta buldum. Oraya öyle. Burada yine bir şey var. Bu nedir? O şey ambalaj için çemberler vardı eskiden. Ha, şey balyalama için balyalama, etrafını ip sarıyorlar. Evet, o, yani ip dediğim balyalama işleminde kullanılan o şey anladım. Evet. Santral 1980 yanar santral servisi bakın. Evet. Yunus bu da meşhur bir masamız bu. Çok eskiden. Nesi meşhur bunun? Yunus Nadi'nin mi? Atatürk'ün zamanından kalan, Yunus Nadi'nin de zamanından kalan masa bu. Tarihi masa. Mermer. Evet. İşte. Burada yine şeyler var, daktilolar bunlar var. Bunlar bak Cağaloğlu'ndaki binamızdı bu. Evet. Pembe Köşk ismi. Evet, Pembe Köşk burası mı? Pembe evet. Konak. Şöyle bir göstereyim. Tarihi. Evet. Buralar yine burada eski klişehanesi. Kendi klişehanesi vardı gazetenin. Evet. Burada gazetenin baskı makinesi. Evet, matbaa. Aynı zamanda Cumhuriyet 1930 bak ben bu abiyi tanıyorum. Yani ben dönemimde bile vardı bu, çalışıyordu. Bunlar da nereden, bir baskı. Nereye? Yani evet. Gazete. Bak Mücellit Hane. Mücellit Hane Türkçesi ne bunun? Mücellit kitapları bir araya getiren. Ha. Yani dizilmiş ya basılmış kağıtları bir araya getirip Mücellit Hane olan. Mücellit Hane. Evet. Baskı makinesi. Baskı makinesi, rotatif. Evet. Ben Sabah gazetesinde böyle bir şeyler gördüm, hatırlıyorum. Evet. İki telli'deki binasında. Bak bu makinenin açılışını yapmışlardı. Hüsnü abi rahmetli. Evet. Nadir Nadir'in arkadaşı olduğunu söylüyordu Hüsnü abi. Hüsnü abi dedim, gazetenin sermire tiplerinden bir abimizdi. Evet, gazeteye emek veren. Gazeteciler dışında çalışan emekçileri bu fotoğraflarda görünüyor. Burada yine baskı makinesi, el pedalı bu var. Bu el pedalı bu. Bu el pedalı. Bu el pedalında el geçindiriyorlardı. Para kazanıyorlardı bu zamanlar yani. Burada fatura 3 saniye basardı. Bir matbaada tek bir makineyle adam evini geçindiriyordu, evi alıyordu yani para kazanıyordu zamanında. Yani bunu irsaliye mi basıyordu? İrsaliye, fatura, aklına ne geliyorsa kendi ev hattında olan her şeyi basıyordu. Bu da bir baskı makinesi aslında, küçük el pedalı diye el geçiyor. Pedalı, evet. Ama baskı yapıyor değil mi? Tabii baskı yapıyor. Şimdi ben bu daktiloler. Bunlar da belki yine büyük yazarlarımızın haber yazdığı, eski zamanda... Hesap makineleri. Bu bir hesap makinesi. İlk defa görüyorum hesap böyle bir hesap makinesi. Evet. Tost makinesine benziyor arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok değişik. Evet, hesap makinesi. Burada yine bir fiş herhalde, faturalı bir şey var. Bu da şey makinesi, hesap. Bu da hesap, bu da hesap makinesi. Daktilo. Bunlar yine daktilolar. Artık... Evet. Bu herhalde en eski daktilolardan değil mi? Bu yine biraz daha eski onlara nazaran. Evet. Daha eski. Evet. Yani Yunus Nadi'nin kullandıklarından biri olabilir mi? Bizim bilgi yok da eski işte. Evet. Yine de güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Davut abiyle beraber müzeyi gezdik. Bir asırlık bir gazetenin kuruluşundan bugüne kalan, geçmişte kullanılmış olan aletleri, eşyaları ve bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesi çatısı altında çalışmış büyük yazarların kiminin de kullandığını düşündüğümüz daktiloları, eşyalarını sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden bu kadar. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğim
başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizleri hatırlayıp geldiğiniz için. Çok çok sağ olun. Aslında siz bize, yani bizim nasıl söyleyeyim, iyilik yapıyorsunuz da anlayan anlar, anlamayanı söyleyecek bir şey yok. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.